Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bugünkü son video bilgilendirme videosu yine. Bir şey söyleyeyim, biraz önce adresleri paylaşmıştım. Diğer videoda Mahir alt çizgi Uygur olacak. Mahir tire değil, Mahir alt çizgi Uygur hotmail.com. Şimdi birkaç tane kitaptan bahsedeceğim arkadaşlar. Cemalettin Kalender, Levent Keskin, Temel Bağlama Eğitimi. Bu kitabı edinebilirsiniz. Çok güzel bir kitap. İçinde bağlama yapımı ile alakalı bilgiler bulabilirsiniz. Bağlama nedir, ne değildir? Nasıl korunması gerekiyor? Burguluğun yapımı, bakım onarım. Ayrıca temel ölçüleri veriyor. Bu sizin sürekli sorduğunuz ölçüleri. Onlardan faydalanabilirsiniz. Arka sayfada akort düzenleri, tel tabloları, bağlamanın perde ölçüleri piyano düzenine göre, piyanoda ne nereye denk geliyor? Sap boyu, tekne boyu ölçüleri. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Bu kitaptan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bağlama çalım notaları vesaireleri falan var. Onlardan faydalanabilirsiniz. İşte tekne nasıl olmalı, sap ayarı nasıl olmalı. Bir sürü bilgi var arkadaşlar burada. Tekne formları, işte bağlama tipleri, eskiden günümüze gelen tekne form ölçüleri. Bu kitaptan faydalanabilirsiniz. Temel Bağlama Eğitimi, Cemalettin Kalender, Levent Keskin arkadaşlar. Onun dışında Keman Yapımı, Ahmet Kaya'nın. Bu kitabın içinde arkadaşlar cilalar hakkında soru soruyorsunuz ya. Gomalak cilalar neyi nasıl yapılır? Keman eşikleri, kemanların ölçüleri, kullanılan malzemeler, testereler, testere tipleri, rendeler. Bu bizim videoda anlatmaya çalıştığımız şeyler. İşte ağaçların yarılma teknikleri, ağaç ağırlıkları, yoğunlukları, bükülme yetenekleri, keresteyi nasıl kesiyoruz, nereden neyi alıyoruz, ağaçların fiziksel özellikleri, onun dışında cilaların nasıl kullanıldığı, komalak cilada nasıl renklendirilme yapıldığı. Bu kitap da müthiş bir eser arkadaşlar. Keman Yapımı, Ahmet Kaya. Onun dışında arkadaşlar bağlama yapımıyla çok alakalı değil ama müzikle de ilgileniyorsanız, ki bu işi yapıyorsanız zaten ilgileniyorsunuz demektir. Muammer Sun'un Solfej kitabı, bu Solfej 1-2 CD'si ile beraber zaten Muammer Sun bu işte otoritedir. Hani bu kitapları da alıp okumanızı, etüt etmenizi tavsiye ederim. Müzik bilginiz artar. Gerçekten de 10 numara bir şeydir, kitaptır. Onun dışında Zeki Atagür Hoca'nın Bağlama Egzersizleri ve Eserlerim kitabı var. Yine bağlama çalıyorsanız nota okumanız, nota yazmanız, akorlar vesaireler, bu kitaplardan faydalanabilirsiniz yine. Zeki Hoca, Zeki Atagür, Bağlama Egzersizlerim ve Eserlerim. Bağlamayı biraz daha ilerletmek istiyorsanız eğer arkadaşlar, Oğuzhan arkadaşımızın bir kitabı var. Bu ikincisi çıktı. Kısa sap için olanı da çıktı. Bağlama Egzersizleri, Oğuzhan Açık Gözün DVD hediyeli. Yine faydalanabilirsiniz. Güzel bir eser. Teşekkür ediyoruz hepsine. Onun dışında Feridun Hoca'nın Temel Müzik Kuramları. Feridun çalışır. Şöyle göstereyim. İçinde 10 numara bilgiler var. Yani teorik olarak merak ettiğiniz şeyler hepsi burada var. Feridun Hoca da bu işte otoritedir. Feridun çalışır. Bu kitabı da tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca Feridun Hoca'nın bir tane sözlüğü var arkadaşlar. Müzik dili sözlüğü. Teknik terimleri, hangi kelime hangi dilden gelmiş, hangi kelime ne demek. Mesela bazen kullanıyoruz. İşte sustaini, entonasyon, o tür şeylerin nereden geldiği, hangi dilden geldiği, ne anlama geldiği. Bu da müthiş bir sözlük. Elinizde bulunması gereken bir sözlük arkadaşlar.
Feridun Hoca'nın, Feridun Çalışır'ın. Bunu da tavsiye ederim. Bu kitapların hepsini edinmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Feridun Çalışır, Ahmet Kaya, Feridun Çalışır, Muammer Sun, Oğuzhan Açıkgöz, Zeki Atagür, Levent Keskin ve Cemalettin Kalender. Sorduğunuz soruların çoğunun bilgileri burada var arkadaşlar. Şimdi bunları paylaştım. Bu kaynaklara nasıl ulaşıyorsunuz falan diyorsunuz ya. Bu kitapları alın okuyun arkadaşlar. Boş zamanlarınızda. Hem bağlama yapımı hem keman yapımı. Keman yapmıyor olabilirsiniz ama gomalak cilanın ne olduğunu, nasıl olduğunu, yani burada bulabilirsiniz. İşte tutkal kapları, kullandığımız raybalar, kalem tıraşlar, her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Matkap uçları, nasıl kullanıyor, bunların tamamını burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Ağaçların yapıları, tipleri, nerede yetişiyor. Gerçekten de güzel bir eser arkadaşlar. Sanırım size de yardımcı olur. Bunları da böylece paylaşmış olayım arkadaşlar. Bu kitapların hepsini edinip okumanızı tavsiye ediyorum şiddetle arkadaşlar. Daha farklı şeyler de bulabilirsiniz, kaynaklar. Ama en azından bunları gözden geçirin arkadaşlar. İyi günler diliyorum.